Şimdi efendim merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir karbonhidrat metabolizması listesi hazırlıyorum. Orada eksik olan bazı noktaları videolar halinde sizlere sunuyorum. Fakat diyabette olduğu üzere bir çift iş gibi olmuş ama aradaki eksik olan bir takım noktalarını çok hızlı bir şekilde o iki videoyu da izleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi geldik kan şekeri regulasyonunda. Kan şekeri regülasyonunda aslında daha önceki insülin sentezi sekresyonu ve regülasyonu ile beraber üzerine koyabileceğimiz birkaç önemli nokta var. Bu videoyu da Hızlı bir şekilde izlemenizi öneririm. Böylelikle kafanızda daha öncekilerden kalmış olan bilgilerin üzerine eksik kalan noktaları da ekleyebilirsiniz. Şimdi efendim bizim sorumuz nedir? Bizim sorumuz şu glukoz. Bu glukoz çok yüksek olması bir dert. Çok düşük olması bir dert. İşte genellikle 60, 100, 70, 110 arasında bir takım değerler normal olarak kabul ediliyor. Ve biz sonuçta vücudumuz bu glukozu belirli sınırlarda tutuyor. Yani bir takım sınırlarımız var ve bu sınırlar çerçevesinde çalışıyoruz. E peki o zaman şöyle bir şey var. Glukozun çok fazla olması bir takım toksik belirtiler ortaya çıkartıyor. Demek ki onun için biz glukozu ne yapıyoruz? Düşürmeyi ve normal bir aralıkta tutmaya çalışıyoruz. Şimdi glukozun şöyle bir özelliği var. Glukoz bildiğiniz üzere bazı dokularda önemli. Yani santral sinir sistemi artı nöron desek hemen anlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hiperglisemi ile kan da glukoz ortaya çıktı. Fakat glukozun şöyle bir ozmali var. Kendisi ozmotik bir madde. Yani su çekiyor. Su çektiği zaman ne yapıyor? Özellikle kanda ekstra sıvıda glukoz artışı ne demek? İnterselüler sıvıda ve intraselüler sıvıda su çekecek. Ve ne olacak sonuçta? Hücreler dehidrate kalacak. E bu bizim hiç hoşumuza giden bir hadise değil. Dolayısıyla ilk olarak kan çekirdeğinin yüksekliğinin hücrede üzerinde birebir dehidratasyon etkisi var. Ve tabii susuz kaldığımız zaman hani halsizlik, böyle baygınlık, baklava yedikten sonra ve yani bazlı ucuz baklava yedikten sonra meydana gelen hadise bu. İkincisi böbrekli de bir durumu var. Çünkü o hiperozmolar hadise daha önce söylediğimiz üzere neyi neden olacak? Böbrekte glikozun atılımına neden olacak. Glikoz yürü. Hani kan şekeri genellikle 180'in üzerinde olduğu zaman glikoz atılıyor. Glikoz atılırken yanında suyu da götürüyor. Ve sonuçta ne oluyor? Poliürü oluyor. Poliürü sonuçta sıvı kaybıyla beraber dehidratasyon, susuzluk hissi, ağızda kuruma, ve sonuçta polidipsi. Çok şekerli yemekten sonra tuvale gitmek, bol su içmek. Bütün bunların hepsi bir arada geliyor. şiddetli bir diürez yapıyor. Tabi arkasında daha önceden söyledik. Sonuçta kan şekeri düştükçe de aminoasit yıkımı, yağ dokusu yıkımı ile beraber arkasından gelen ikinci şey de polifajı. Hemen acıkıyorsunuz ve bol miktarda yemek yiyorsunuz. Bir de bir durum söz konusu şöyle bir şey var. Bu glukozüri, ürü aynı zamanda şöyle bir şey neden oluyor. Glomerül der, glomerüldeki işlem zamanını azaltıyor. Yani glomerülde hız artıyor. Hız artınca ne olacak? Yeteri kadar reabsorpsiyon olmaz. Reabsorpsiyona zaman kalmaz. Dolayısıyla en çok etkilenen şeylerden bir tanesi de elektrolit imbalansı olur. Gayet doğal olarak Golümöl'de vakit geçirme süresi düştüğü andan itibaren ne olacak? Bizde elektrolit imbalansı gelişme şansı en azından teorik olarak bulunmakta. Diyor. Şimdi glukoz yüksekliği aynı zamanda neye sebep oluyor? Glukoz yüksekliği aslında çok ilginç bir şekilde endoteli de hasar veriyor. Endotel hasarındaki asıl sorumlu olan hasta, hasta diyorum maddeler, Neydi? Advanced Glycated End Products. Yani glikolize olmuş ürünler endotelde direkt hasar verebiliyorlar. Ve sadece bunlar değil, yalnız bunun birikimi, birikimi aynı zamanda hani enfeksiyon eğilimini art eğilimi artıyor. Nötrofilleri biliyorsunuz glikozda şişko hale geliyorlardı. Ve sonuçta bunlar end protaklar stokin miktarını da arttırıyorlar. Reaktif oksijen species'i de ürünlerini arttırıyorlar. Kolajen miktarını da arttırıyorlar ve bu sonuçta yani bütün bunların hepsi de biliyorsunuz aterom gelişiminde, plak gelişiminde etkili olan faktörler. Bir de aynı zamanda bir şey var. Bu glikoz birikimi sadece endotel hasarı değil, ek olarak ek olarak bazal membranda da bir hasar meydana getiriyor. Bazal membran ne yapıyor? Sertleşiyor sertleşince kırılabiliyor. Ve bir sonuçta geçirgenliği de değişiyor ve buna bağlı olarak hasar zincirleme olarak devam ediyor. Geçirgenliği atıyor ve bunun sonucunda bir sürü sıkıntı olma ihtimali var. Ve söylemiştik özellikle herhangi bir şekilde kan şekeri yüksekliğinde böyle bir durum ortaya çıkarken bir de kan şekerinin düşmesi, hipoglisemi tablosunda da bazı mekanizmalar var. Onları devreye giriyor ve daha önce tamamlayıcı şekilde de anlattığımız konuların üzerine küçük bir ekleme yapalım. Kan şekeri düşer düşmez faaliyete geçecek arkadaş neydi? Glukagon. Biraz sonra glukagondan bahsedeceğiz. Aslında hipoglisemi yani insülin karşıtı hormonlar içinde ayrı bir küçük bölümümüz olacak. Bir kere glikogon artışlarına beraber kan şekerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Fakat o değil aynı zamanda epinefrin, norepinefrin de bu işin içerisinde. Çünkü sempatik sinir sistemi ortaya çıkıyor. Artı kortizol değil mi? Bunlar da hemen sıraladığımız akıllıdaki şeylerden bir tanesi. Ek olarak da growth hormonu da paralel bir şekilde çalışıyor. Aslında şöyle bir şey var glikogon, epinefrin, norepinefrin, kortizol growth hormon buna ben dörtlü çete adını veriyorum. Bu dörtlü çete bizim kan şekerimizi yükseltmek için çalışıyor. Ve mümkün olduğu kadar da bunlar bu işlemi yapıp kan şekerini yükseltirken aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarını başta keton cisimcikleri olmak üzere harekete geçiriyor. Yani iki yönlü çalışıyor. Hem bir yandan ben kan şekerimi yükselteyim arkadaşım hem de bir yandan da alternatif enerji kaynaklarına ben mümkün olduğu kadar bu hadiseyi daha hasarsız bir şekilde atlatmamıza sebep olabilir. Tabii eğer kan şekeri çok şiddetli bir şekilde düşecek olursa o zaman karşımıza hipoglisemi semptomları ortaya çıkacak. Ee, buna hani hipoglisemik belirtiler bir kere en üstünsü davranış değişir. Daha kızgın, şişko adamların diçsiz e, sinirli olduğunu pek duydunuz. Şekeri düşer seslenirler. Ama böyle zayıf, böyle şekeri çok sık düşme ihtimali olan insanlar daha çok sinirlenebilirler. Bir de aynı zamanda irritabilite olur. Konfüzyon. Konfüzyon şöyle. Konfüzyon denince karşımıza üç tane şey gelecek. Bir tanesi yer, zaman ve kişi adaptasyonu ve oryantasyonu tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Eğer bu konfüzyon tablosu hiperaktif ve hipereksitasyonla beraber iyice ilerlerse o zaman ona da ne adı veriyoruz? Ona da delirium adını veriyoruz. Tabi Hani ileride nöbet olabilir, koma olabilir, ölüm de meydana gelebilir. Ve özellikle bunlar biliyorsunuz diyabetik hastalarda ortaya çıkan, insülin yanlış kullanımıyla beraber ortaya çıkan durumlardan bir tanesi. Bir de şimdi tabii epinefrin, norepinefrin nasıl oluyor? Epinefrin ve norepinefrin hipotalamustan birazdan da bahsedeceğiz. Hipotalamus'ta altında glukoz sensörleri var ve glukoz sensörleri glukozun düştüğünü anladığın itibaren zaten otonomik sinir sistemi direkt olarak aktive aktive hale geçiyor ve otonomik sinir sistemi aktive hale geçtiği andan itibaren de işte sempatik sinir sisteminin overdrive yani sempatik sinir sistemi daha aktif hale geldiği andan itibaren ne olacak? Bir takım belirtiler ortaya çıkacak. Bunlar işte bunların içerisinde tremor, çarpıntı, değil mi? doğal olarak ortaya çıkan hadiselerden bir tanesi. Bütün bunları görme şansına sahip olacağız. Tabi çarpıntı denince hani normal aritmi olabilir ya da olmayabilir. Yani sadece taşikardi olabilir. Biz taşikardiye ne adı veriyoruz? Pozitif kronotrop etki. Sadece pozitif kronotrop etki kalmayacak. Pozitif inotrop kontraktilite de artacak. Değil mi? ariyeten başka bir şey daha var. Uyarı artmasına bağlı olarak asıl aritmi meydana getiren batmotropik etki uyarı oluşumu artıyor ve buna bağlı olarak aritmi meydana gelecek. Bir de aynı zamanda hızlı bir kasılma meydana geleceği için ona da kleinotopik topik etki adını veriyoruz. Daha hızlı kasılacak. Yani kronotrop artı inotropun beraber olduğu hali diye söz konusu olabilir ve bütün bunların çerçevesinde de hastalarda aynı zamanda bir anksiyete görülecek. Bu da otonom sinir sisteminin belirtilerinden birisi olarak kabul edilir. Şimdi bir yemeğimiz yedik. Yemekten sonra kan şekerimiz yükseldi. Şimdi normal bir yanıt olacak. Şimdi normal yanıt olduğu zaman normalde gıdalar mideden geçtikten sonra ince bağırsağa gelecek. Kaym denilen bir sıvı haline, sıvı katı karışım haline gelecek. Artık emilebilecek duruma söz konusu olacaklar. Ve nerede olacak bu hadise? İnce bağırsakta olacak. Ve ince bağırsakta normalde bir takım hücreler var. Bu hücre hücrelere biz LKS hücreleri adını veriyoruz. Yani L tipi hücreler, K tipi hücreler ve S tipi hücreler var. Bir kere bu hücrenin özelliği bu hücreler nöroendokrin hücreler. Nöroendokrin hücreler çünkü nöral sistemden gelişiyorlar fakat artı endokrin fonksiyonları da var. Dolayısıyla bizim işte aslında kan şekerinin yükselmesine karşı oluşacak ilk normal yaratımda karşılaşacağım hücreler bunlar LKS hücreleri. L hücrelerini ayıralım. L hücreleri, L hücreleri GLP bunu ilaçlarda da hatırlayacaksınız. Glukagon like peptit, Glukagon benzeri peptit. Şimdi L hücrelerini bitirdik. L hücrelerinden sonra K hücremiz var. K hücrelerinde sentezlenen peptit GIP gastrik inhibitörü peptit de biliniyor. Aslında bu dil bu glukagon pardon glukagon diyorum glukoz dependent insulinotropic peptit yani aslında bunun G, D, I, P olması lazım. Ama G, ve GIP desek glukoz insulinotropic peptit dememiz yeterli. Bir de ayrıyeten S hücremiz vardı biliyorsunuz. S hücremiz vardı. S hücresinden de sekretin salınıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Gene sevdiğim konulardan bir tanesidir bu. Bu arkadaşlar, bu arkadaşlara biz inkretinler adını veriyoruz. Yani inkretinler nedir diye soracaksınız. L artı K hücrelerinden salgılanan GLP ve GIP. GLP ve GIP. Bunlar önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Bu LKS hücreleri aslında normalde bir sürü besin maddesine, sadece glikoza değil, amino asitlere, yağ asitlerine başlıca olmak üzere hepsine karşı bir hassasiyeti var. Yani gıda alındığını anlıyorlar. Ve gıda alındığını anladıktan sonra kime haber verecekler? Tabii ki pankreasa haber verecekler. Ve pankreasa diyecekler ki kardeşim bu adam yemek yedi. Ayağını denk al. Hem de acayip şeyler yedi. Bildiğin gibi dil ne kadar ıvır zıvır varsa BİM'den a yüzü birden toplayıp hepsini yedi. Üstüne nişasta bazlı şeker. Çok şiddetli bir spike ile karşı karşıyayız. Bu arada söyleyeyim spike'lar son derece iyi değil. Aynı zamanda isyonun direnci konusunda da çok büyük sıkıntı yaratıyor. Söylediğim gibi Türkiye'de de sıkıntılı bir durum var. Şimdi gelelim pankreasa. Kardeşim bu pankreas'ten arkadaş ne yapacak? Şimdi biliyorsunuz pankreasta neyimiz var? Bir egzokrin fonksiyonumuz var. Artı bir de endokrin fonksiyonumuz var ve bu arkadaşın yapısını görüp yapısının üzerindeki hücrelerle ilgili birkaç kelime etmemiz lazım. İşte bu da bizim meşhur pankreasımız. Pankreasta şöyle bir olay var. Asiner hücreler, asinüs diyelim buna, asinüs hücrelerinde bir kere her şeyden evvel S hücrelerinden salınan sekretinin etkili olduğu yerler bunlar. Ve bunlar bir karbonattan zengin sıvı salgılatıyorlar. Neden? Çünkü midedeki asit ve gıdalardaki asit de aynı zamanda bu sekretin salgısını ve arkasından da pankreastaki bir karbonattan zengin sıvı salınımı söz konusu oluyor. Geldik pankreas langer hansadıcıklarımıza. Biliyorsunuz bu pankreas langer salıcıklarında bizim inkretinlerimiz etkili olacak. İnkretinler biliyorsunuz GIP ve aynı zamanda GLP. Ve sonuçta beta hücreleri özellikle insülini salgılayan beta hücreleri bunların merkezinde bulunabiliyorsunuz. Merkezde söz konusu olan beta hücreleri üzerinde bütün hikaye söz konusu. Onların etrafında alfa hücreleri var. Hani beta hücrelerini female dişi alfalarda alfa erkekler ve aynı zamanda alfalar neyi salgılatıyor? Glukogon salgılatıyor. Bunları zaten biliyoruz. Bir de delta hücrelerimiz var. Delta hücreleri de dağınık olarak bunların etrafında bulunuyorlar. Peki bu inkretinler ne yapacak? İnkretinler beta hücreleri üzerinde çalışacaklar. Fakat inkretinlerden önce önemli bir noktaya değinmemiz lazım. O da C peptit. Şimdi insanlar insülini bulduktan sonra insülini bulunma hikayesi de ilginç bir hikaye. Onunla ilgili de çok kısa bir video size atacağım. Belki merak edenleriniz olabilir. Değişik bir Nobel öyküsü var orada. Şimdi normalde dışarıdan biz insülini verdiğimiz zaman etkileri tamam okey kan şekerimiz düşüyor. Fakat asıl sorun şu komplikasyonlar devam ediyor. Ve bununla beraber sanırım işte 1967'de falan herhalde C-peptit bulunuyor. Diyorlar ki kardeşim bu C-peptit nereden çıktı? Şimdi şöyle bir şey var. Her şeyden evvel biliyorsunuz insülin her zaman kendisi bir glorinül içerisinde öyle salınıyor. Ve bunun içerisinde C-peptit var. Pro -insülün var. İnsülin sentezi dersimizi den geldiğinizi düşünerek onları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bir bağlantı parçası aslında. Ve bunun haricinde aynı zamanda amilin var amilin var. Çok az miktarda da proinsülin var. Fakat asıl temel olarak bütün etkisi bu insülin üzerinden söz konusu oluyor. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Bu küçük glonun içerisinde C peptit var, insülin var, amilin var, proinsülin var ve söz konusu olan şeyler şu. Besinler geldiği andan itibaren acaba nasıl oluyordu bu pankreastaki beta hücreleri uyarısı meydana geliyor. Şimdi burada önemli bir konu var. O da şu. Normalde bizim e, GLP, GIP yani inkretinlerin salımı ile ilgili önemli bir konu var. O da şu. Bir kere her şeyden evvel normalde bizim e, beta hücrelerimizin içerisinde beta hücrelerimizin içerisinde bir takım reseptörler var. Şimdi beta hücrelerini konuşuyoruz. Beta hücrelerinde bir takım reseptörler var. Bunlar 7 dallı G, coupled reseptörler ve insülin salınımı üzerinde son derece etkiler ve bunun üzerinde inkretinlerin bir etkisi var. Ve bu inkretinler, GIP, GLP sonuçta insülin salınımını uyarıyorlar. Ve insülin bu şekilde meydana geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sadece ee, bu maddeler, insülin salınımı üzerinde etkili değil. Başka şeyler de etkili. Örneğin otonom sinir sistemi de etkili. Çünkü kan şekeri düştüğümüz andan itibaren ortaya çıkacak olan bir sürü maddeler var biliyorsunuz. Bunların içerisinde parasempatik sinir sistemi uyarısı olarak asetil kolin. Sempatik sinir sistemi uyarıları içerisinde biliyorsunuz epinefrin ve norepinefrin. Bu da aynı zamanda karbonhidrat metabolizması üzerinde etkililer. Ve özellikle bu e, insülin salan beta hücrelerinin üzerinde etkili olan iki tane reseptörümüz var. Bu e, adrenerjik reseptörlerin içerisinde bir kere alfa 2 var. Alfa 2 insülin salınımını düşürüyor. Gayet doğal. Beta 2 ne yapacak? İnsülin salınımını arttırıyor. Yangel yat Osman yemeğimizi yedik. Dolayısıyla beta 2'nin faaliyete geçişi bizim sindirim zamanımızı gösteriyor. Fakat burada önemli bir konu var. Şu alfa 2'ler beta hücrelerinde daha yoğun. Dolayısıyla insülin salımını inhibe etmelerinin etkisi beta 2 üzerindeki insülin artırıcı etkiden çok daha güçlü. Dolayısıyla beta hücrelerinde hangi tip daha reseptör uygun olduğu vardır diye sorulduğu zaman bir kere bunun alfa 2 olması lazım. Ve şimdi tekrar gelelim. Biz sonuçta oral glikoz aldığımızda oral glikoz aldığımız zaman normal yollardan C peptit düzeyleri de benzer şekilde insüline bağlı olarak yükseliyor. Fakat buna karşın eğer IV glukoz verildiği zaman bu normal yanıt olmuyor. Her şeyin doğalığı iyi değil mi? Dolayısıyla neden olmuyor? İşte bu IV glukozun oral glukozdan farkı inkretinler. İşte bu inkretinler bizim yemek yediğimizi algıladıkları, algıladıkları andan itibaren çalışmaya başlıyorlar. Ve çalışmaya başladıkları zaman yaptıkları şeylerden bir tanesi gıs motilitesini düşürüyorlar. Yani bu adam çok yemedi kardeşim biraz yavaştı biz bu adamın yediklerine yetişemiyoruz diyorlar. Ve sonuçta ne oluyor? E ince i̇nce bağırsaktan gelen bu inkretinler gis motilitesini de düşürmeye devam ediyorlar. Ve böylelikle hiç olmazsa salınımı bir parça azaltmaya çalışıyoruz. Ve bu inkretinler başka ne yapıyor? Mide hareketlerini yavaşlattığının haricinde bir de aynı zamanda ek olarak hipotalamus üzerinde etkisi var. Şimdi bu hipotalamus üzerindeki etkisi işte açlık tokluk merkezleriyle de beraber devam edecek nitelikte. Neden? Çünkü orada bir ventromedial nükleus var. Adı son derece yaygın ve buradan leptin denilen bir doygunluk hormonu salınımını sağlıyorlar. Ve böylelikle de ilk etkileri ortaya çıkıyor. Bunun haricinde Nöronlar üzerinden de e, nasıl hipotalamusu etkiliyorsa bu bölge, aynı zamanda bunlar Vagus'u uyarısıyla giz motilitesini de arttırıyorlar. Çünkü mantıklı değil mi? Hem doyduğunu adama söylüyorsun, hem mide hareketlerini gevşetiyorsun, fakat aynı zamanda giz motilitesini arttırıyorsun ki hızlansın. Yani ince bağırsaktan emilim hızlansın, fakat yukarıdan gelen mide hareketlerini yavaşlattığı için ince bağırsağa gelen fazla miktardaki olan besin, gelişini bir parça yavaşlatıyorsun. Fakat ince bağırsaktan da emilimi arttırıyorsun. Yani çift taraflı bir etkisi söz konusu. Bunun yanında hemen bu ventromedialin yanında bir tane de dorsa lateral nükleus var. Bu da işte açlık merkezi. Bu da bizim sinirlenmemizi aç kaldığımız zaman iyice zamanadan çıkmamıza neden olan arkadaşlardan bir tanesi. Şimdi peki bu gelen glikoz inkretinleri falan hepsini buradan anlattık. Fakat asıl o önemli konu şu bu glikozun artışı kan şekerindeki yükseliş bu beta hücreleri nasıl uyaracak? Langerhans'daki beta hücrelerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu arkadaşların bir glut 2 adlı bir reseptörü var. Yani glikozu alıp hücre içerisine alan hadise. Glut 2 üzerinde 2 olduğu için çift yönlü çalışan bir arkadaş. Ve bu arkadaşın özelliği şu, glutlar dersinde hatırlarsınız 24 saat açık yani nerede glikoz var ters yönde o tarafa gönderiyor. İki tarafta çalışan bir hadise söz konusu. Giriş çıkış iki taraflı gayet kolay bir şekilde olduğundan dolayı da herhangi bir şekilde sıkıntı söz konusu değil. 24 saat açık yemekten sonra kanda glikoz yükseldiği andan itibaren gluteki hemen anında ne oluyor? İçeri beta hücrelerin içerisine alınıyor. Ve beta hücrelerin içerisine glikoz alındıktan sonra Gidecek altı glikokinaz var biliyorsunuz enzimimiz. O ne yapıyor? Glukoz 6 fosfat yapıyor. Oradan ne yapıyor? Piruvata. Piruvattan mitokondriye Krebs siklusu, sonuçta elektron transport zinciri sistemi ve sonuçta ATP. Şimdi bu ATP'nin önemi var. ATP'nin önemi şuradan köken alıyor. Bu ATP sadece enerji molekülü değil. Niye enerji molekülü değil? Biraz evvel bahsettik. Beta hücresinden bahsediyoruz. Beta hücresinin içerisinde sonuçta Gulut 2 transporterların olduğunu bildik. Fakat ayrıca bir de onun yanında başka bir takım iyon kanalları var. Bir iyon kanallarının içerisinde potasyum kanalları var. Ve bu potasyum kanallarının özelliği şu. Normalde potasyumu çok az miktarda dışarı çıkartıyorlar. Dolayısıyla hücre içerisinde potasyum içinde bir ne yapıyor? Mümkün olduğu kadar membranın iç tarafını negatif olarak tutuyor. Ve sonuçta membranın içi elektronegatif. İşte buradaki hadise söz konusu olan hadise şu. Şu gördüğünüz ATP var ya. Bu ATP gidiyor. ATP miktarı artıyor. Ve bu ATP gidiyor. Bu potasyum kanalını tıkıyor. Potasyum kanalını tıkardığı zaman bu elektronegatif hadise ne olacak? İçeride potasyum ne olacak? Dışarıya tutamayacak ve potasyum kanalını ne olacak? Bir miktar sonra giderek daha az dışarı çıkmaya başlayacak. Daha az dışarı çıktığı zaman negatifte kalıyordu ve sonuçta hücre içi bu potasyum kanalı tıkandığından dolayı dışarı çıkamayacağı için potasyum elektro negatif özelliğini kaybeder. Yani içi artık negatif kalamaz. Sonuçta eksi 70 milivolttan yavaş yavaş yükselip Eksi 50 milivolta doğru bir gidiş söz konusu olur. Bu voltaj değişikliği de gene bizim beta hücrelerinin duvarında olan başka bir arkadaşı etkileyecek. O da gene bir iyon kanalı. O da voltaj hassasiyeti gösteren kalsiyum kanalı. Voltaj gated kalsiyum kanalı dedim sadece söz konusu. İşte bunlar. Voltaj kanalı kalsiyumu belli bir miktarda tutuyor. Dışarıdan içeri girişi bir miktarı engelliyordu. Fakat voltaj kanalının aktive olmasıyla beraber kalsiyum ne olacak? Hücre içerisinde girişi artacak. Demek ki ne oldu? Bir kere bizim her şeyden evvel beta hücrelerimizde glikot 2 ile beraber çift yönlü açık. Glikoz içeri girdi. ATP ortaya çıktı. ATP ortaya çıkınca potasyum kanalları normalde hücre içi elektronu negatif de tuttu. ATP kanalı bunu tıkadı. Daha hiç durum içi fazla negatif kalamıyor. Eksi 70 milivolttan eksi 50 milivolta yükseliyor. Bu da voltage gated kalsiyum kanalını aktif ediyor ve kalsiyum girişi artıyor. Kalsiyum girişi arttan itibaren bir kere kalsiyum demek hareket demek. Biliyorsunuz bir vezikülümüz vardı. Vezikülün içerisinde insülin ve amilin, e, C-peptit, proinsülin vardı. Burada da beta hücresinin membranı var. Membrana doğru bunu içi çekiyor ve egzositoz sağlıyor. Voltaj kalsiyum kanalı bu granülü hareket ettiriyor. Hücre membranları ve hücre membranında egzositoz ne oluyor? Bu dışarı atılıyor. Fakat söylemiştik. Ee, bunun içerisinde bir de insülin haricinde ne vardı? Pro insülin vardı. C peptit vardı. Bir de amilin vardı. Şimdi arkadaşım bu amilin nedir? Amilin nedir? Amilin özelliği şu. Bu inkretinlere benzer bir arkadaş. İnkretinlere benzer bir arkadaş olduğu için fonksiyonları bir miktar. Onunla eşdeğer olarak ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. Amilin inkretinlere benzer olduğunu söyleyelim. Fakat bir takım ufak tefek farklılıklar var. Ee, bu kendisi benzer şekilde 3 tane etkiye sahip. Bir, bir kere inkretinler gibi mide motilitesini azaltıyor. Mide motilitesini azaltıyor. Artı ikincisi hipotalamus da gene aynı şekilde doygunluk merkezini uyarıyor. Ve doygunluk sağlıyor. Şimdi bir de üçüncü etkisi var. Üçüncü etkisi de şu. Ben şimdi ne yaptım? Sonuçta benim kan şekerim yükseldi ve kan şekerim yükseldiği itibaren inkretinlere benzer bir etki olduğunu söylemiştik. Aminin etkisi. Bu ne yapacak? Alfa hücrelerimiz vardı. Alfa hücreleri ne yapıyordu? Glukagon salgılıyordu değil mi? İşte bunlar uyarıp glukagon salgısını düşürüyorlar. Alfa hücrelerini inhibe ediyorlar. Neden? Çünkü diyorlar ki kardeşim zaten bu adam iyiydi. Senin bir de glukagonu benim e, kan şekerimde tekrar yükseltmeye ihtiyacım yok. Diyorlar ki kardeşim sen sus. Biz işimizi yapalım. C peptidinin önemini söylemiştim size. Çünkü C peptit normal dışarıdan verdiğimiz suni insülinde C peptit yok. Sonra bu ortaya çıkıp 1967'de bulunduktan sonra bu C peptitin ilaç olarak verilmesiyle ilgili bir durum söz konusu olmuş. İlaç olarak verilmesiyle ilgili olan hadise halen henüz deneysel aşamadan insan aşamasına geçmesine karşılık maalesef çok büyük bir ilgi uyandırmasına karşılık yani biz insülinle beraber C peptidi de verirsek bu işi çözeriz demelerine karşı maalesef insan çalışmaları yeteri kadar olamamış. Şimdi C peptidi ile ilgili bir başka özellikten daha bahsetmemiz lazım. O da şu C peptidi kendisi arkadaşımız vasküler endotel hücrede